İşte burada bir semt, bu mahalleye özgü bir parkın temelini atacağız. Bu mütevazi bir park. Açılışı o anlamda da mütevazi bir şekilde açıyoruz. Ama bu bile geçmişte, buna bile Ceylanpınar halkı hasretti. Bu kadarcık bir yeri de yapmamışlardı. Hatta ben seçim propagandasında şu anda fitness aletleri bulunduğu yerde emniyetin yaptırdığı bir park için şöyle demiştim. Atanmış bir memurun, yani o zamanki emniyetin açtığı parka seçilmiş belediye başkanı davetli olarak gitmiş ve o parkın açılışında bulunmuştur. Bir belediye başkanı için bence utanılacak bir durumdu. Ama sadece o belediye başkanı değil, ondan öncekiler de aynı şekilde, hele onlar hiçbir şey yapmamışlardı yani bu park konusunda. Dolayısıyla orayı zaten yıktık şu anda fitness aletleriyle. Oturabilecek bir alandır. Yani oradan nerede nereye geldiğimizi belirtmek istiyorum. Bir belediye, 50 yıllık belediye, Ceylanpınar halkına, Ceylanpınar çocuklarına bir salıncak, bir kaydırak veyahut da yaşlılara bir oturak bile yaptırmamıştı. Bu anlamda değerlidir bence bu yaptığımız, bu açılışı yaptığımız park. Biliyorsunuz şu anda 14.500 metrekarelik bir alanı, Cumhuriyet Mahallesi'nde, Viranşehir yolu üzerinde olan alanı 660 metrekare mi arkadaşım? 860 metrekarelik bir yer. Evet, biraz ufak kalıyor ama bu halka, bu sakinlere, buradaki sakinlere de aslında bir nefes aldıracak. Buradaki çocuklar başka bir mahalleye gitmeden burada bir kaydırakta, bir salıncakta kayacaklar. Evet, bu şu anda bulunduğumuz yerin de bu mülkiyeti bir şahsın, ama buradaki halk, muhtarlar, işte buranın da bu parka katılması, eklenmesini istiyorlar. Eğer muhtar Ömer Tekke'yi ve Şerif mi? Mehmet Şerif Özkan, Özçelik arkadaşları ikna edebilirse, sahipleri de, belki ileride buranın tapusu var zannediyorum. Belki burayı da, evet, bu parka katarız, güzel bir yer olur. Biliyorsunuz bu dere de çok kötüydü. Şu anda onun temizliğini de yapıyoruz bu vesileyle. Pazar günleri fazla mesai vermek suretiyle burada bu temizliği yapıyoruz. Ben bu vesileyle buradaki bu bölgenin muhtarları, yani bu dere kenarında en azından çektiğimiz zorluğu kendiniz görüyorsunuz. Kepçeyi yukarıdan aşağı sarkıtıyoruz ve o temizliği yaptıktan sonra yine o kepçeyi dışarı çıkarıyoruz. Böyle zorluklu bir yerde buna sahip çıkılmasını, çünkü etrafında korkuluk da var. Artık insanlar birbirini şikayet değil. Mesela hani deriz ya, Avrupa'da sigara atarken bile plakasını alırlar. Burada pisliği atıyorsa buna sahip çıkın, bunu bize bildirin. Yahut da kendi aranızda muhtarlar toplantı yapın diye ben bir öneride bulunuyorum. Sizden rica ediyorum. Çünkü her şey Ceylanpınar'ın güzelliği için. Temiz bir şehir, sağlıklı bir şehir, temiz bir su, temiz bir hava. Bunun için çalışıyoruz. Bu çalışmamız eğer halk tarafından benimsenmezse, belediye ve halk el ele şiarıyla yürümezse işimiz zordur. Bir gün de sonra biz de yoruluruz, bıkarız. Bu anlamda bunu da belirttikten sonra tekrar bu gelişinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum ve birlikte açılışını yapacağımız bu parka davet ediyorum. Bu mahalle halkına hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun.